Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar, eş durumunda istediğim yere gidebilir miyim? Ne zaman gidebilirim hocam diye sorularınızı duymaktayız. Ne zaman gidebilirler İknur hocam? 3 yılın sonunda gidebiliyorsunuz arkadaşlar. İlk göreve başladıktan sonra. Evet arkadaşlar, 3 sene sözleşmeli olarak çalışıyorsunuz. Daha sonra kadroya geçtiğiniz anda hemen gidebiliyorsunuz. Peki evet. Hocam, kesin gidebilir miyim? Ya ben hani sıkıntı yaşar mıyım bu konuda diye hani çok sorularınız geldi ve gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar rahat olun. Geçen haftaki eş durumu tayinlerinde yine aynısı oldu. Ne oldu hocam? İl emri çıktı. Evet. İl emri nedir İknur hocam? Yani size o ile veriyorlar arkadaşlar. O ildekiler de sizi istedikleri yere yerleştiriyorlar. İlin içerisinde. İlin içerisinde. Yere yerleştiriyorlar. Yani arkadaşlar hiç kimseyi mağdur etmediler yine. Hiç kimseyi. Sıfır. Sıfır evet. Değil mi İknur hocam? Bir kişi bile yok. Yok, yani mesela benim tercihlerim gelmişti ama tercihlerimin geldiği dönemde de eğer ki tercihlerim gelmeseydi beni de ilçe emrine vereceklerdi. Heh, mesela arkadaşlar bizim dönemimizde de ilçe emri yaptılar. Evet. Yani mesela ben İnegöl'deydim, işte ilçe emri olsaydı eşim de İnegöl'e gelmiş olacaktı. Ama mesela tercihleri geldiği için hani istediği okula gitmiş oldu. Evet. Başka bir ildeyseniz eğer o ilin içerisinde herhangi bir okulda tercih edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Evet. Yani mesela Ankara gibi, İzmir gibi, Balıkesir gibi iller, Bursa gibi iller çok tercih ediliyor. Normalde gelmek daha da zor. Ama bu il emri olayı olduğu zaman siz hemen 3 senenin sonunda gelebilmeyi mutlaka geliyorsunuz. Benim de bir arkadaşım vardı yine aynı şekilde. Eşi özel sektördeydi. Eşi mesela bir sene öncesinden gitti. O da o arada ücretsiz izne ayrıldı. Bir senenin sonunda tayin istedi ve İzmir'e gitti. Yani bakın hani arkadaşlar, normalde İzmir'e ne zaman gidilir? 500-600 puanın varken anca gidersin. O da 20 sene mi yapıyor? Ne yapıyor? Yani emekliliğe yakın gidersen şükret. Aynen. Dolayısıyla arkadaşlar atandıktan sonra 3 sene sonra gitme imkanına sahipsiniz bu şekilde. Ama eşinizin orada çalışıyor olması gerekiyor. Son 2 yılda 360 gün sigortasının olması gerekiyor. Bu ne demek arkadaşım ya? Son 2 yıl orada mı çalışması lazım? Hayır arkadaşlar, bunu kastetmiyoruz. Kastettiğimiz şey şu. Son 1 yılda da mesela full evet. sigortası varsa 365 gün sıkıntı yok o zaman yani. Hani mesela herhangi bir zamanda bunu kullanıp farklı illere de gitme imkanına sahipsiniz yine. Yani ben mesela İstanbul'un içinde ilk eş durumu tayinimi kullanmıştım. Bir ilçeden başka bir ilçeye İknur sayesinde geçtim mesela. Daha sonra da başka bir ile geçiş yaptık. Benim il dışı tayinimle tayinim İnegöl'e çıktı. Daha sonra eşimin tayini merkeze çıktı. Ben daha sonra eş durumuyla yine buraya geldim. Yani birden fazla defalarda da bu durumu kullanma imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Eş durumu yapabiliyorsunuz yani. Evet, yani hem çok avantajlı da olabiliyor bu şekilde. Giden bir diğerini çekiyor, giden diğerini evet. çekiyor şeklinde oluyor birazcık ama. Eş durumu buna yarıyor arkadaşlar çok şükür ki. Yoksa yani Ankara, İzmir gibi yerlere eşimin dediği gibi gelmeniz zor. Yani burada kilit nokta nedir? Eşinizin o gitmek istediğiniz ilde 1 yıldır, yani son 2 senede 360 gün sigortasının olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Yani bunu aslında şöyle düşünüyorlar herhalde. Hani bazı iş yerleri hafta sonu sigortasını yatırmıyor falan. Hani ya da gir çık yapmış olabiliyor bir dönemlerde falan. O yüzden son 2 yılda 360 gün boyunca mutlaka orada sigortasını yapmış olması gerekiyor. Peki hocam, biz kaç senede gelebildik ya da biz kaç senede gidebiliriz? Bizim durumumuz ayrı arkadaşlar. Yani ben mesela buradaki işimi bırakıp gidip mesela Muğla'ya yerleşemeyeceğime göre ilk önce bizim ikimizden birinin il dışı tayininin mesela Muğla'ya çıkması gerekiyor ki diğeri de eş durumuyla gelebilsin. Mesela bizim gibi devlet memuruysanız veya öğretmenseniz hani gidiş yolunuz bu şekilde. Birinin illaki il dışıyla tayinin oraya çıkması gerekiyor ki ötekini oraya çekebilsin. Ama mesela eşiniz özel sektörde çalışan birisi ise gidecek, bir yıl çalışacak, 360 gün dolduracak. Sonra diğerini çekecek zaten. Yani tayin dönemine kadar 360 gün sigortasının olması yeterli oluyor. İşte biz dediğim gibi mesela ben ilk önce Muş'taydım, sonra İstanbul'a geldim, sonra İnegöl falan derken hani bu şekilde defalarca tayin isteme imkanına sahipsiniz. Dediğim gibi bu şekilde hani Bursa gibi, İzmir gibi, Muğla gibi, Ankara gibi yerlere gidiş imkanınız olmuş oluyor. Çok şükür hani bizim Milli Eğitim Bakanlığı yani eş durumunda hani mağduriyet yaratmıyor genel olarak. Hatta eş durumunda yani. Açılan okullar daha da güzel okullar evet, evet. oluyor. Yani daha fazla okul açıyorlar kimseyi mağdur etmemek açısından. Hatta İçiniz bizim, rahat olsun bu konuda. Bizim tayin, son tayinimizde eş durumunda mesela daha da güzel okulları ayırmıştılar.
hani tutmayan öğretmenler için daha da güzel okullara ayırdılar. Daha da güzel yerler hani bu şekilde öğretmenlere gitmiş oldu. Evet evet. Daha da istedikleri yerler. Evet, benim istediğim yerler İl Emri'ne kalanlara gitmişti. Çok üzülmüştüm. Bu şekilde denk gelebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Ha mesela şunu da söyleyeyim son olarak. Benim Muş'ta benim bir arkadaşım vardı. İngilizce öğretmeni. Eşi Muşluydu. Kendisi Karamanlıydı mesela. Onlar da eş durumunu Muş açısından kullandılar mesela. Hani Muş'a gittiler ikisi beraber. Bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.